Yörük Ali restoranda konuk oldu. Bu çok özel röportajı izliyoruz şimdi. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, güzel illerimizden Muğla'dayız. Muğla'da çok genç bir işletmeciyle birlikteyiz. Kerim Bey'le birlikteyiz. Yörük Ali'deyiz. Burada neler olduğunu, nasıl bir işletme olduğunu, gelen konuklarına neler sunulduğunu Kerim Bey'den aslında dinleyeceğiz. Nerede olduğumuzu, neler yaptığımızı Kerim Bey bize söylesin. Kerim Bey, öncelikle hem sizi tanıyalım hem de Yörük Ali markasını tanıyalım. Bu marka bu bölgede, bu yörede nasıl doğdu? Dünden bugüne nasıl bir süreç izledik? Yörük Ali markası şöyle doğdu. 99 yılında burayı işletmeyi açtık. Tabii ilk açtığımız seneleri çok küçük bir işletmeydi. Ondan sonra yıl geçtikçe her sene üstüne koyarak bu hallere geldik. Restoran hizmetiyle başladık. Hala daha restoran hizmetini veriyoruz. Bunun yanı sıra kahvaltıda verdiğimiz ürünler, kendi ürünlerimiz, reçellerimiz, turşularımız. Yörük Ali Doğal Ürünler adı altında bir ikinci işletmemizi kurduk. Onunla da şu anda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, o doğal ürünler konusuna geleceğiz. Gerçekten çok önemli. Sevgili izleyicilerimize dikkatle dinlesinler, izlesinler. Çünkü doğalı artık arayış var doğal ürünlere yönelik. Ama öncesinde bu Yörük Ali ismi babanızla geliyor değil mi? Onu bir analım. Hem de nerede olduğumuzu konum olarak izleyicilerimizle paylaşalım. Yörük Ali babam rahmetlinin ismiydi. Onun ismini bu işletmemizde yaşatmak istedik. Yaşattığımıza inanıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi 1999 yılında açtık. Birinci kuşağız. Uzun yıllardan beri hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Konum olarak tam olarak neredeyiz? Ben Muğla dedim ama adresimizi tam olarak söyleyelim. Belki bu güzergahtan geçecek olan konuklarımız olacak. Size bir uğrasınlar, bir selam etsinler. Tabii. Konum olarak Muğla Fethiye Karayolu 35. kilometrede. Esentepe Mahallesi. Gökova mevki olarak geçiyor. Gökova biliyorsunuz Türkiye'nin cennetlerinden bir yer. Konum olarak burası. Evet. Restoran işletiyoruz dedik. Bir yönünüz o tabii, doğal ürünlere geleceğiz. Menü olarak neler sunuyoruz? Restoran olarak verdiğimiz hizmetler nelerdir? Bizim bu yörede olmazsa olmazlarımızdan güveçte kuru fasulyemiz var. Yanında pilav ve güveçte yoğurduyla beraber. Tabii onun yanında kendi yaptığımız turşu da var. Bunun yanı sıra çorbalarımız var, sabah kahvaltımız var, yöresel kahvaltımız, köy kahvaltısı dediğimiz. Pide çeşitlerimiz var, işte ızgaralar var, güveçte et, tavuk, köftelerimiz var. Menü yelpazemiz bayağı bir geniş burada. Şimdi ikinci bir çalışmanız doğal ürünler, bu çok önemli. Bu fikir nasıl doğdu ve doğal ürünler diyoruz ama neler var? Tek tek anlatmanızı istiyorum. Tabii, doğal ürünlerde bizim reçel ve turşu ağırlıklı. Yaklaşık 35 çeşit reçelimiz var. Bunların içinde en ünlü reçelimiz bizim süt reçelimiz. Patenti de bizde olan bir reçel. Süt reçeli çok ilginç. Nasıl yapılıyor? İçerisinde süt var mı gerçekten? Tabii. Sütten yapılan bir reçel zaten. 10 kilo sütten 1 kilo reçel çıkıyor. 7-8 saat ocakta kaynıyor. Devamlı karıştırarak. Biraz zaman alıyor. Çok meşakkatli bir reçel ama reçel bittiği zaman da tadı çok güzel oluyor. İçerisinde sütten başka bir şey var mı? Süt ve şeker var. Şimdi bunu biraz geliştirdik. Keçi boynuzlu, sıfır şekersiz, şeker ilavesiz bir reçel yaptık. Bunun yanında damla sakızlı, cevizli, fındıklı, fıstıklı süt reçellerimiz de var. Şeker ilavesiz olan keçi boynuzu pekmeziyle yaptığımız reçellerimiz var. Turşularımız var mesela. Turşuda ve reçelde kullandığımız bütün sebze ve meyveler bizim bu yörede. Kimisi kendi bahçemizden, kimisi komşumuzun bahçesinden topladığımız ürünler. Hepsi doğal, hiçbir katkı maddesi olmayan ürünler. Bu bölgenin kendi üretimi değil mi hepsi? Tabii bu bölgenin, yani bu bölge dışından hiçbir şey almıyoruz. Hepsini kendimiz imal ediyoruz. Bu bölgenin ürünleri hepsi. Evet. Hangi markayla çıkıyoruz piyasada? Sadece burada mı bulabilirler? Zaten burada ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Bunun yanı sıra nerede, hangi isimle bulabilirler, hangi markayla? Markamızın ismi Yörük Ali. Aynı işletmemizin ismi gibi. Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bursa, buradaki şarküteri tarzı olan yerlerde bulabilirler. Evet. Zaten şu anda ekranda iletişim bilgilerimiz de var. Aslında size ulaşırlarsa buradan da temin edilebilir değil mi? Tabii. Sosyal medya üzerinden, web sayfası üzerinden satışlarımız da var.
istedikleri zaman biz kargoyla gönderebiliyoruz. Evet. Reçeller, turşular dedik ama ben zeytinyağları görüyorum, sabunlar görüyorum, kuru sebzeler görüyorum, değil mi? Neler var? Tabii o konuda yelpazemiz de geniş biraz. Zaten konum olarak da bir zeytin deryasının içinde yaşıyoruz. Bunun yanında tabii zeytinyağı da var. Marmaris çambalı var özellikle. Bunların hepsi doğaldır. İçine hiçbir şey karıştırılmamış ürünlerdir. Kesinlikle içinde hiçbir şey bulamazsınız. Niçin tercih edecekler? Sizce niçin Yörük Ali'yi tercih etsinler? Zaten buraya gelenler, görenler, bilenler bir anlatıyorlar çevrelerini ama sizce niçin bu kadar tercih ediliyorsunuz? Çünkü biz işimizi severek yapıyoruz. Ve içine hiçbir katkı maddesi koymadığımız için ürünlerimizin tamamen doğal. Doğal tat alıyorlar. Bunun için tercih ediyorlar bizi. Şu anda masamızda da birkaç çeşit var. Neler var mesela, burada gösterelim bizzat. Bunu mesela ev yapımı. Cevizli kuru incir. Cevizli. Evet. Bunun içinde kuru incir var. Hı-hı. Ceviz var. İkisinin karışımına olan bir reçel. Burada ne görüyoruz? Burada da yeşil ceviz reçeli. Bu cevizler tam olgunlaşmadan ağacından toplanıyor. Bir hafta falan suda bekletiliyor, kabuğu soyularak. O şekilde yeşil ceviz reçeli yapılıyor. Çok titiz bir süreçle hazırlıyorsunuz. Bütün süreç de doğal aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir fabrika, hiçbir şey yoksa tamamıyla el yapımı organik ürünlerden oluşuyor. Evet, hepsi doğal ürünler. Hepsini de bayanlar yapıyor. Bayanların elinden tek tek geçiyor. Hepsi işleniyor yani. Sevgiyle hepsi işleniyor. Sabah aslında burası kahvaltıyla başlıyor değil mi? Onun dışındaki öğünlerde neler bulabiliriz? Tabii sabah 7 civarı kahvaltıyla başlıyor. Bunun yanında çorbalarımız var. Ondan sonra öğleye doğru kuru fasulyemiz çıkıyor. Güveçte olan kuru fasulyemiz. Pide çeşitleri, lahmacun, ızgaralar sunmaya devam ediyor. Tatlılar da var. Tatlılar da var, evet. Kabak tatlımız var. Künefemiz var. Tahinli pidemiz var. Kendi yaptığımız burma tatlımız var. Bunlar her şeyi da tatlı bulabilirler. Aslında konum olarak da çok güzel bir yer. Yani buraya gelindi hem bu müthiş doğanın içinde böyle temiz bir havada böyle hem ruhlar dinlenir hem de birbirinden güzel lezzetler tadılabilir. Tabii biraz önce dediğim gibi biz Türkiye'nin cennetinde yaşıyoruz. Tabii onun nimetlerinde yararlanıyoruz. Evet. Birçok şeyi konuştuk Kerim Bey. Şimdi bizi Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Avrupa'dan da çok izleyicimiz var. Neler söyleyelim Yörük Ali markamızla, mekanımızla ve yaptığımız işle ilgili? Son olarak neler söyleyebiliriz? Unuttuğum yerler olabilir, eklemek istedikleriniz. Yolu Muğla'ya düşen herkesi restoranımıza bekliyoruz. O eşsiz tatlarımızı, reçellerimizi, turşularımızı, yemeklerimizi tatmalarını tavsiye ediyorum.